İşlerinde Alanya'ya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar mahalle... Altso Başkanı Mehmet Şahin, odanın haftalık olan yönetim kurulu toplantısının ardından yabancıya ikamet kısıtlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Şahin, her yabancıya değil ekonomik profili yüksek yabancıya ikamet verilsin istiyoruz çağrısı yaptı. Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar mahallelerinin de bulunduğu ülke genelinde 781 mahallenin yabancı yerleşimine kapatılması kararı halen gündemdeki yerini koruyor. Başkan Şahin, sınırlamanın 4 mahalleyle sınırlı kalmaması ve Alanya geneline yayılması gerektiğini dile getirip uygulamaya ek madde eklenmesini ve 100 bin doların altında mülk alana ikamet verilmemesi isteğini yineledi. Konuya ilişkin düşüncelerimizi önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere yasanın 4 mahalleyle sınırlı kalmaması ve Alanya geneline yayılması gerektiğini dile getirmiştik. Ayrıca uygulamaya ek madde eklenmesini ve 100 bin doların altında mülk alana ikametgah verilmemesini talep etmiştik. Böylece şu anda 25-30 bin arası kiralık konutun boşa çıkacağını öngördüğünü belirten Şahin, Türk vatandaşlarının fahiş fiyatları altında ezilmesinin de önüne geçilsin. Bu durumda Türk vatandaşları daha uygun kira şartlarına kavuşabilecek. Ev fiyatları da vatandaşlarımızın lehine değişecek dedi. 25-30 bin arası kiralık konutun boşa çıkacağını öngörüyoruz. Türk vatandaşlarının fahiş fiyatlar altında ezilmesinin önüne geçmiş olacağız. Mevcut durumda Rusya ve Ukrayna vatandaşları 180 gün, diğer bazı ülkeler 90 gün aldıkları vizelerle kalabildiğini anımsatan Altso Başkanı Mehmet Şahin, yasal düzenlemeyle mağduriyetin giderileceğini söyledi. 90 gün, yani 180 gün vizeyle kalabilecek. Burada ikametgahı bizim dediğimiz kriterlere bağlarsak, 100 bin dolar kriterine, 100 bin dolar altında gayrimenkul alana ikametgah verilmezse 52 bin yabancı sayısı, bakın altın tekrar çizerek söylüyorum, 10 bin 15 bin seviyelerine düşecek. Çünkü istatistik çalışma yaptık biz. Bu da dolayısıyla 25 bin 30 bin konutun boşa çıkacağını öngörüyor direkt. Dolayısıyla kiraların normal değerlerine düşecek. Dolayısıyla hem kamu kurumu çalışanlarımız hem de halkımız, Alanya halkı, Türk vatandaşlarımız bunun altında ezilmeyecek. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.